Artık toparlanıp işine gücüne dönmeni istiyorum. Ben seni böyle görmek istemiyorum bak. Sen beni hiçbir şekilde görmek istemiyorsun ki. Hayır, bu doğru değil. Lütfen bu kafadan çık. Bak, hepimizi çok üzüyorsun. Ablana da çok yükleniyorsun. Ben evime gitmek istiyorum, o izin vermiyor ki. Haksız mı? Söyle bana, haksız mı? Yani bize bu yaşattıklarından sonra. Irmak'cığım, nasılsın? Çok iyiyim. Sen? Vallahi ben iyiyim. Hapları yutup yüzüstü suya düşen sensin. Hadi yemek zamanı. Kalk doğrul. Yatır, gel. Doğrul. Hah. Ver. Güzelce yemeğini yiyeceksin, erkenden de yatacaksın. Ay yok, daha neler ya. Saat daha 8. Ya herkes bana resmen baş belası, hasta akraba muamelesi çekiyor şu an ya. Ne alakası var tatlım ya? Senin iyiliğin için. Hadi beni üzme, ne olur, ne olur. E tamam, bırak evime gideyim o zaman. Bırakmam, olmaz. E, yalnız olmam. Fırat benimle kalır, değil mi? Hayır bak. Ya burada yatarsın ya da hastaneye yatarsın kendi güvenliğin için. Irmak, aslında bu iyi fikir. Gerçekten erken çıkardılar seni hastaneden. Bak, Deniz'in sinirleri allak bullak. Herkes çok yoruldu. Gerçekten insanları bu kadar üzmeye hakkın yok. Hayattaki en büyük hayallerinden biri de budur herhalde, değil mi? Benim bir akıl hastanesine tıkılmam. Sadece 3 gün. Ama gerçekten inan bana, benim hayatta başka bir hayalim var. Tamam mı? Yeter artık. Kapansın bu konu. Bu abuk subuk şeyleri konuşmayalım. Deniz'cim, sen in aşağı, Can'la ilgilen. Fırat'cığım, sen de çık. Ben Irmak'la kendim ilgileneceğim. Hadi, yemeğin soğuyor. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Bak, eğer isteseler seni gerçekten yatırabilirler hastaneye. Kendi hayatına zarar verme tehlikesi olan insanlar için bir kanun var. Uydurma, böyle bir kanun yok. Var. Eğer istersen 5 dakikada çıkartırım raporu, yollatırım seni hastaneye. Tamam mı? Altına da ablanın imzasını attırırım, olur biter. Yeter artık şımarıklıkların. Sert kızsın sen, değil mi? Kimseye pabuç bırakmazsın, insanlar korkar senden. İnsanlardan korkacağına onlar senden korksun, daha iyi öyle değil mi? He? Sinsi sinsi arkadan iş çevirmekten iyidir. Kesin sonuç. Ye şunu. Bu zarfı sana Hikmet Bey'imiz yolladı. Ne parası bu be? Teşekkür babında. Oğlunu getirdiniz ya. Hayrını görsün. İhtiyaçlarını görür. Lazım olursa daha arayabilir beni dedi. Sen Hikmet kazana söyle, alsın bu parasını bir tarafına soksun, tamam mı? Delirtmeyin beni be! Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Hem demediğinizi bırakmayacağınız, hem aşağılayacağınız, hem söveceğiniz. Ondan sonra da sadaki gibi önüme para atacağınız, öyle mi? Ben acımdan ölsem almam bu parayı, tamam mı? Ulan siz ne biçim insanlarsınız be? Ben sizin gibi insanların, sen al bu parayı, al 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 al. Aynen böyle Hikmet kazanın göğsünü. Ne oldu lan Nuri? Ya bırak Allah aşkına ya. Bunları adam yerine koyan beyimizde kabahat, tamam mı? Başka kimse de kabahat bulmuyor. Koskoca kazan sülalesi bacak kadar kızın peşinde perişan ya. Ayıptır, ayıp. Hayırdır kız, nereye? Hırsını alamadığın evlerini mi taşlayacaksın? Bırak Babur abi ya. Kursa gidiyorum, ders çalışacağım. Allah, hayret bir şeysin ha. Allah zihin açıklığı versin. Annemi hiç iyi görmedim ya. Korkmuş kadın baya. Kimin kabahati acaba? Sen ortadan kayboldun diye iyice kötüledi kadın. Artık sen de biraz sorumlu davran be oğlum. He? Tamam tamam, sen merak etme. Ben hallederim, bakarım ona. Ne oldu lan? Zarfı kafama attı efendim. He? Yakışıksız bir alay laf etti. Onca insanın içinde. Sizin için de hiç iyi konuşmadı beyim. Vay terbiyesiz bacaksız vay. Ne oluyor ya? Bu senin küçük hanım. Zerre kadar aile terbiyesi yok be. Para yolladım. Müstakbel gelinimiz eğitimine, ailesine destek olur diye. Biz burada dururken yakışık kalmaz öyle sefil dolaşmaları. Buyur, işte neticesi. Paramızı kafamıza atıyor terbiyesiz. Sen de böylece tanımış oldun işte. Eh, isabet olmuş. Bir daha öyle bir şeye kalkışmazsın.
Babana böyle davranan karıdan hayır beklesen ileride. Böyleleri insanın ocağını söndürür be, ocağını. İstemiyor işte seni zaten, belli. Bu süprüntüyü bir daha karşıma getirmeyeceksin, tamam mı? Ver şunu. Hadi selametle. Ne oluyor, anlat bakayım sen bana şunu. Ya beyimiz beni Narin Hanım'ın evine gönderdi. Acil beni istetmişsin. Hayırdır? Duyduk olanları koçum. Kazan başkan bacını istemiyormuş. Bacın da başkanın adamının kafasına atmadığını bırakmamış. Artık zengin dünürlerin yok. Ne olacak bu borç? Bu kız ne yaptığını zannediyor ya. Tamam bir şekilde. Ya ne bileyim ben, nasıl ödeyeceğim bu borcu? Nasıl mı ödeyeceksin? Sana bir kolaylık yaparız. Bak şimdi. Uyuşturucu satacaksın. Bu bir. Şadiye de benim adıma çalışacak. Bu da iki. İkisini de geç. Başka bir yol varsa onu söyle. O zaman ben ilk taksidi kendi yöntemlerimle alayım. Gerisini sen yavaş yavaş... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.